Şu anda fiziki manada da Hazreti Mehmet döneminde dünya hakim olacak, fiziki manada bütün dünya hakimiyeti yoksa da doğrulukta hakimdir. Hazreti Kur'an tahrif edilmemiş tek kitap olmakta aziz ve hakimdir ve hakimdir. Dolayısıyla şu anda İslam din olarak aziz ve galiptir. Din olarak ortaya koydukları, kitap olarak ortaya açtıkları her şeyde dünya kadar tezatlar, tenakuzlar, çekişmeler, eksikler, gedikler bulunmaktadır. Ama Hazreti Kur'an'da bir noksan İslam'ın hükümlerine bir arıza bulunmamaktadır. Keşke Müslümanlar İslam'ı yaşasaydılar da dünyaya hakim olsaydılar, Kur'an'a tabi olsalardı da. Şimdi e, avuç kadar Yahudi'den 2 milyar Müslüman e, çekinmeseydiler, korkmasaydılar. Onun için bunlara topla, tankla, tüfekle bu teknolojiyle baş edilemez. Keşke tabii teknolojide de ilerleseydik, Yahudi'den de önde olmamız lazımdı. Kur'an bize allah Celle Teala bunu emrediyordu. Biz tabii namaz emrini de terk ettik. Silah yapma emrini de terk ettik. Bütün emirleri terk ettik. Biz Kur'an'ı terk ettik. Biz Yahudilerin, Hristiyanın modasını aldık, odasını aldık. Düğün şeklini aldık. E, efendim yalan konuşmasını öğrendik. E, sinemasını, filmini, zurnasını e, öğrendik ama onların teknolojisine e, talip olup onlarından da üstün geçmemiz bize emrediliyordu. Biz yapın denilen terk ettik. Terk edin dediklerini yaptık. Şimdi de böyle rezil duruma düştük. Yoksa o Kur'an, e, göster onu gösterdiği yol, e, dünya ve ahiret hakimiyetini bize vaat etmişti. Ama şu bakımdan yine galibiz ve Kur'an'ın izzeti zahirdir ki, e, şu anda din namına, kitap namına, İslam dini, İslam şeriatı ve Kur'an'ın beyanları devam eden, ebedi mucize olan Hz. Kur'an'ın beyanları kadar e, dünyada insaf sahipleri nezdinde insaf sahipleri nezdinde muteber bir kitap, değiştirilmemiş bir kitap yoktur. Onun için hüccet bakımından, delil bakımından İslam'ın hak olduğu her alanda meydana çıkmıştır. Şu anda istediğin kadar hahamlarla papazlar, bütün Vatikan toplansa, İslam alimlerinde öyle ulema vardır ki, onların dinlerinin tarif edildiğini ve batıl olduğunu ve e, itikatlarının bozuk olduğunu alenen ispat ederler ve onları iskat ederler. Bundan dolayı onlar hiçbir zaman İslam ulemasının karşısına çıkmaya cesaret edememişlerdir. Çünkü bu sefer tabileri görecekler, bakacaklar, bütün millet Müslüman olacak diye korkarlar. Onun için e, delil bakımından, kuvvet bakımından itibar bakımından, sadakat bakımından, doğruluk bakımından, verdiği haberin çıkması bakımından, hala da çıkmaya devam etmesi bakımından Kur'an-ı Müslim bir kitap yoktur. Müsteşliklere göre de öyledir. Müsteşliklere göre de öyledir. Gavurlara göre de öyledir. Ama bunu inat ederler, iz, iz izan etmezler. O başka bir şey. İnsaflıları da bunu beyan etmişlerdir. Ama inşallah ahir zamanda Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde Hazreti e, Mesih İsa bin Meryem Aleyhisselam Aleyhisselam e, gökten nazil olduğunda e, zahiren de dünyanın her tarafına İslam hakim olacaktır. Allah Teala bizleri o günlerin e, gelmesinden önce e, Hazreti Mehdi'ye asker yetiştiren e, ve İslam'ın dünya hakim olması için gayret eden ve yarın İslam dünya hakim olduğunda da oradan bir payı, bir hissesi, bir nasibi olup kabirde yatarken defter ameli açık olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ve seyyidina Muhammedin ve Ali ve selleme Hazreti Kur'an'ın kaynağından istifade edin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in mucizatından efendim müstefiz olun. Ee, Allah Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Şifa-i şerifin hatmini görmeyi de bizlere destelerden nasip eylesin. Amin.